Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle bu oturum için davet eden Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, Kültür Dairesi Başkanlığı'na ve bu saatte burada bu muhabbete ortak olmak için aramıza katılan çok değerli dinleyicilere, hepinize saygılar sunuyorum. Bu başlık sizi tabii ki ilgilendirdi. Yani nasıl bir başlık? Ters din insanı yorar mı? Bütün bu yorgunluklarımızın nedeni nereden kaynaklanıyor diye muhtemelen töhmet altında kalmamı gerektiren bir analiz de yapmış olanlarınız vardır. Bunu açıklayacağım ama önce Erzurum'da bulunduğum için çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Burada 7 yılım geçti. 79'dan 86'ya kadar bu şehirde yaşadım. Hayatımın belki de en önemli günleri Erzurum'la kayıtlı. Kişiliğim, tercihlerim, inşa ettiğim söylemlerim, bir tür istikamet, bir tür güzergah tayini bu konularda Erzurum'un benim hayatta çok belirleyici olduğunu özellikle belirtmek isterim. Burada o yıllardan tanıdığım arkadaşlar var. Sonradan süreç içerisinde yollarımızın kesiştiği dostlarım var. Ama her halükarda bu şehirle olan bu özel bağımı konuşmaya başlamadan önce ifade etmek istiyorum. Erzurum'da İslam İlimler Fakültesi vardı eskiden. Bir de Yüksek İslam Enstitüsü vardı. 79'da bir öğrenci olarak bu şehre geldiğimde tabii ki şehir çok küçüktü. Biz de çok küçüktük. Bizim de böyle nasıl diyelim, yani bize tam uyacak bir pozisyondaydı ama bugün yani Lokman Bey beni gezdirdi, benim öğrencim. Şehir tanınmayacak kadar büyümüş. Yani eğer camiler yerlerinden oynamazsa kaybolma riskimiz yok. Ama camilerin yerleri de oynarsa bu şehri bulmak mümkün değil. Çok değişmiş. Hatta şekil kazanmış. Belli bir istikamete doğru da ilerliyor. Bunun için de çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bu şehrin şimdi konuşacağım konularla çok alakası var. Din yorgunluğu, terminoloji etrafında Türkiye'de çok şeyler konuşuluyor. Ama bununla gelişme süreçlerimizin, yetişme ortamlarının çok önemli bir farkı var. Öncelikle şunu söyleyeyim ki rahatlayasınız diye, belki de mutlu olasınız diye söylüyorum. Hiçbir sahihlik iddiası taşıyan din insanı yormaz. Böyle bir şey olmaz yani. Artı dini negatif bir kavramla yan yana kullanmak, olumsuzlayıcı bir kavramı tamamlayıcı bir cümle olarak kullanmak da bir mümin olarak bana yakışmaz, onu da söyleyeyim. Fakat sosyal bilimlerin kendine özgü mantığı içerisinde olup biten şeyleri nasıl algılamak gerekir, nasıl yorumlamak gerekir diye soru sorduğumuzda da ister istemez bu konunun önümüzdeki din yorumlarıyla, elimizdeki din bağlamlarıyla yakından ilişkili olduğunu söylemekten de çekinmemek lazım. Biraz sonra konu açılır, ben de rahatlarım. Şimdi şu anda protokol diliyle ilerliyorum yani. Biraz sonra açılacağımı düşünüyorum. Hep şu soruyu sormuşumdur. Yani gerçekten evet, tamam, bundan sonra böyle gidelim, doğru olan budur diye bir karara, bir kanaate sahip olduğumuz yaş kaçtır? Hani böyle. Yani kaç yaşında insan Türkiye şartlarında herhalde bundan sonra bu kararlılığımızı sürdürmek ve böylece ilerlemek gerekir diye bir karar alıyoruz. Bizim zamanımızda bu işler 18'de. Bizim öğrenciliğimizde 18 yaşında insan dünyayı yönetecek, dünyayı tasarlayacak, dünyanın gidişatı hakkında söz söyleyecek bir özgüvene sahipti. Şimdi bu yaşın oldukça geciktiğini, ileriye doğru ertelendiğini falan düşünüyorum. Hatta 35, 40, 45. Yani bundan sonra nasıl olacak diye şöyle bir tür otomatiğe bağlanma sayabileceğimiz yaş kaçtır diye bakıyorum. Çok gecikmiş gibi görünüyor. Yalçın Hocam hoş geldin. Yani sen bu arada nasıl geldin bilmiyorum. Dolayısıyla bizim yetişme koşullarımız önemli ölçüde böyle ideolojik yönelimler, elimizden tutan ustalar, üstadlar, abiler, uzaktan yakından bir şekilde yol gösteren, yol gösterici dergiler, platformlar veya mecralar. Biz bunlar içerisinde
Zaten lise yıllarından sahip olduğumuz, aileden sahip olduğumuz geleneği güçlendirecek bir çaba içerisinde. Yani ilerleyen koşullarda, ilerleyen şartlarda doğal olarak yeni şeyler öğreniyorsunuz, yeni bilgilerle karşılaşıyorsunuz. Dünya size farklı görünmeye başlıyor. Durduğunuz yerde, durduğunuz haliyle kalmıyorsunuz. Tabii ki bir takım şeyler hayatınıza dahil oluyor ve bu dahil olunan bilgiyle de dünyayı yeniden okumaya, yeniden değerlendirmeye başlıyorsunuz. 2014'te Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyumda ben içinden geçtiğimiz şartların önümüze getirdiğini düşündüğüm o karmaşık, oldukça kaotik o sosyolojik süreçlerin, hatırlarsınız 2014'ü, yani darbe girişiminden bir yıl önce. Mevcut durumu tanımlamak, ortaya çıkan dini kargaşayı bir şekilde kavramsallaştırmak için din yorgunluğu kavramını kullanmaya başladım. Fakat kısa süre içerisinde kavram çok ustalıklı bir şekilde manipüle edildi. Laikler ve dünyaya daha seküler bir perspektiften bakanlar bu kavramda dine çıkarılacak bir fatura aradılar. Dinin yorucu bir şey olduğuna dair bir çıkarımda bulundular ve kavramın yaratıcı, geliştirici özelliğini bastıran bir söylem üretmeye başladılar. Yani işte herkes konuşuyor, din yorgunluğu var, her şey din yorgunluğu falan. Dolayısıyla oradan faturayı dine kestiler, böyle bir çıkış noktası. Zaten herkes durumu açıklayacak, işlevsel, böyle çok işe yarar bir kavram arıyordu. Kavram ortaya çıkınca da onun istihdamı, kullanımı farklı oldu. Herkes kendine göre çıkarımlarda bulundu. Mevcut gidişatın problemlerini fark eden, böyle nereye gidiyoruz diye arka arkaya kaygılı sorular soran Müslümanlar da din yorgunluğunu biraz tereddütle karşıladılar. Bir kekremsilik, yani kelimede bir sanki bir tuhaf bir mesafe koymamızı gerektiren bir şey var ama benim hatırıma da kelimeye fazla saldırı yapılmadı. Yani Necdet Hoca bilinen bir insan olduğuna göre bu kavram art niyetli olamaz falan diye. Böyle hatır gönül işi bir camia kabul etti. Bir camia da bunu çok kelimenin tam anlamıyla tırnak içinde pis bir şekilde bunu dine karşı bir itirazın, bir tepkinin bir sonucu olarak bayraklaştırmayı seçtiler. Öyle oldu, böyle oldu. Kavramlar zaten önemli ölçüde sosyolojik dünyada inşa edilir. Kavramı üretirsiniz ama kavramın tarih içerisinde içeriklendirilmesi olayı biraz zamana bağlıdır. Kavram da bugün, şimdi benim herhalde rahat bir şekilde anlatacağım bir anlama doğru evrildi. Ben de bugün o anlam üzerinden sizlerle bunu konuşmak istiyorum. Din yorgunluğundan kastettiğim şey çok net. Bizim bugün topluma din diye dini bir çerçeve içerisinde takdim etmeye çalıştığımız şeyin pedagojisiyle alakalı bir şey. Ve tabii onun bilgisiyle alakalı bir şey. Sunduğumuz şey bir yandan bilgi düzeyinde yoruyor, bir yandan da metot, pedagoji. İşte bizim Ahmet Emek, bizim zamanımızda tebliğ metodu falan diye söyleniyordu değil mi? Öyle yorucu tarafları var. Bu yorucu taraflarının özellikle İslam'la bir mümin olarak yakından bağ kurmuş, mümin olarak hayatını sürdürmeye çalışan, her geçen gün onunla ilgili bilgilerini derinleştirmeye çalışan, nihayetinde hedef olarak takvayı önüne koyan insanlar için bir problem yok. Yani şöyle söyleyeyim, sürece 80'lerde, 90'larda başlayanlar için dinle ilgili öyle kasvetli bir problem yok. Nihayet bu hikayenin içinden geliyoruz, bu işler böyledir diyoruz. Ama 90'lı yıllardan sonra din konusuyla muhatap olan, din konusunu gündemine almaya başlayan insanlar için biraz durumun farklı olduğunu düşünüyorum. Ben 90 dedim ama siz onu 2000 diye biraz geri çekerek 2000'li yılların biraz farklı bir insan kategorisiyle şekillendiğini kabul etmek lazım. Bugün başkaları hakkında konuşmakta çok rahatız. Başkalarının çocukları, başkalarının evlerinde olup bitenler hakkında analiz yaparken sınır tanımıyoruz. Ama bizim evde ne oluyor falan diye bir soruyu da sormaktan sürekli kaçınıyoruz. Herkesin evinde ciddi bir hikaye, ciddi bir soru, ciddi bir tartışma var. Fakat işin içinden çıkmak
göze alınabilir bir tercih olmadığı için bu işler biraz bastırılıyor. Ama ne zaman patlar, ne zaman bu gerilimden farklı beklenmedik şeyler çıkar, açıkçası onu ben de bilmiyorum. Ben din yorgunluğu ifadesiyle, ki ben bu kavramın Diyanet tarafından da kullanıldığını, sosyal bilimciler tarafından kullanıldığını, siyasal söylemlere alet edildiğini falan da bilerek konuşuyorum. Bu kavramın özellikle içeriklendirilmesi konusunda Konya'da sunduğum tebliğde tam olarak derdim şuydu. Biz din konusunda toplumu bilgilendirme, topluma örneklik, rehberlik ya da onlara bir şeyler aktarma konusunda tuhaf bir yapaylık, tuhaf bir üstencilik ve kuşkusuz tuhaf bir metot problemiyle karşı karşıyayız. Ya bir misyoner gibi provokandist bir dille dini topluma taşıyoruz, ya da böyle yani kabul edersen böyle, kabul etmezsen ne halin varsa gör gibi, yani sanki böyle insanlar siz bizim ilgimize hiç muhtaç değillermiş, kendi kendilerine bu hikayeyle temas kurarlarmış gibi böyle başına buyruk bir din dili edebiyatı var. Ben bunları o tebliğimde anlattım. Aslında size bir anda bunları dağıtma olanağım olsa en azından Ergün Bey aracılığıyla metni size ulaştırmak isterim. Çünkü metinde bu işleri çok detaylı bir şekilde gözlemledim. Şimdi problem nedir? Problem şöyle. Türkiye'de adını koymakta geciktiğimiz ya da adını koymaktan çekindiğimiz bir takım noktalar var. Türkiye'de dinin nerede durduğu konusu sosyal bilimcilerin bir türlü açıklığa kavuşturamadıkları şey. Din tabii ki Yakutiye Medresesi'nde, işte Caferiye Camii'nde, işte Ulu Cami'de, ne var burada hemen etrafımızda, Muratpaşa Camii'nde kendi halinde ilerleyip gidiyor. Bunda bir sorun yok. Bununla ilgili kimsenin bir problem ürettiği yok. Ama dini belli bir enstrüman seti eşliğinde, belli bir duyarlılık, belli bir disiplin eşliğinde konuşmaya başladığınızda, yani dini masaya yatırıp onun sosyolojisine ilişkin analizler yapmaya başladığınızda toplumdaki değişimleri, gelişmeleri yorumlamak zorunda kalıyorsunuz. İşte son zamanlarda yayınlanan anketler, sosyal bilimlerde ikide bir gözümüze sokulan bir takım projeksiyonlarda hep şey söyleniyor. Gençler deist oluyor. Ateistlerin sayısında artış gözleniyor. Ben mesela bugün ikindi namazını şeyde kıldım. Şuradaki Lalepaşa Camii'nde kıldım. Benim mesela bir vakit namazından gözlediğim şey zihnimdeki bütün sosyolojik haritaları alt üst edecek kadar farklıydı. Bir Ramazan, Erzurum, muhafazakar bir şehir, camide gençler bol miktarda vardı. Orta yaşlılar da bol miktarda vardı ama gerçekten yaşlılar da vardı. Genelde din yaşlılara has bir tercih olarak sosyal bilimlerde görülmek istenir. Öyledir değil, görünmek istenir. Ama Lalapaşa Camii'ne girdiğinizde böyle bir görüntüyle karşı karşıya gelmiyorsunuz. Fakat sosyal bilimciler biraz din konusundaki ne diyelim ona, o kelime ön yargı, biraz literatürün beslediği korkular, literatürün teşvik ettiği düşmanlıklar, bu çerçevede bakıldığı zaman dini sağlıklı bir şekilde bir yere oturtmaya fırsat vermiyor. Ben de bir sosyolog olarak elimin altındaki belli başlı teorik metinlerin hepsinin bana şöyle bir telkinde bulunduğunun farkındayım. Bir gün gelecek, din miadını tamamlayacak ve toplumsal ağırlığını yitirecek. Hatta bugünlerde yayınlanan kitaplar var. Aralarında ilahiyatçıların da yaptığı, yazdığı metinler var. Dinin geleceğine ilişkin müthiş tartışmalar var. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Bunlara bakılırsa işte teknoloji, teknokrasi, modernite, sekülerleşme, küreselleşme, yapay zeka, post-truth, işte geçmişte postmodernite vesaire gibi yeni ve etkileyici sosyolojik gelişmeler dinin cevap verme hakkını sürekli olarak bloke ediyor ve bu blokasyon sonucunda da din yavaş yavaş devreden çekilmeye başlıyor. Genelde bu tür teoriler Hristiyan dünyanın deneyimleri üzerinden kurgulanıyor. Sonra da çok uyanık bir şekilde hikaye Müslüman dünyayla eşleştirilerek Müslümanların da sonunun nihayet dinden uzaklaşmak olacağına dair çok tehlikeli bir analize doğru gidiyor.
Şimdi biraz sosyoloji yapmaya sizi davet edeceğim. Türkiye'de din nerede duruyor? Türkiye'de dinin pozisyonu nedir? Bunu biraz konuşmak ve sonra bu pozisyonun gündelik hayata nasıl yansıdığını analiz etmek istiyorum. Biraz belki de siyasetle etkin olmamızdan, gündelik hayatın politik pozisyonlarını yönetme konusunda güçlü bir yerde durmamızdan kaynaklanan bir neden, bizim din konusunu adam akıllı konuşmamızı engelliyor. Din nerede duruyor? Bir kere Türkiye modernleşme sürecine dahil olduğu andan itibaren dini ne yapacağı sorusuna bir türlü cevap bulamadı. Mesela 19. yüzyılda küffar karşısında nasıl ayakta kalabiliriz sorusu, Batı'nın temel bir takım ilkelerini kazanma, sahiplenme ve onu İslamlaştırma konusunda bir hevese sahipti. Biz batılılaşacaktık ama onların ahlakını almayacaktık. Batılılaşacaktık, geri kaldığımızı düşündüğümüz noktalarda onlardan destek alacaktık ama ahlaki bütünlüğümüzü de dinle takviye etmeyi sürdürecektik. Fakat Cumhuriyet'le birlikte bu ölçü, bu hassasiyet ters yüz oldu. Şöyle bir şey oldu. Eğer batılılaşacaksak, eğer modernleşeceksek bu dini müktesebatı yanımızda taşıyarak bunu gerçekleştiremeyiz. Yani bununla bir pazarlık yapmaya da gerek yok. Eğer çağdaş, muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaksak bu dinle ilgili bir karara varmak zorundayız. Kuşkusuz bu cümleler politik metinlerde bu netlikte olmaz. Ama biraz dikkatli okuyucular, Cumhuriyet'in kuruluş süreçlerinde dinin nerede durması gerektiğine dair çok esaslı tartışmalar, müzakereler olduğunu bilirler. Buradan taraflardan herhangi birini suçlamak, herhangi biri hakkında zihinlerde kalıcı bir takım eleştirel analizler yapmak falan durumunda değilim. Ben kurucu önderlerin, kurucu aktörlerin dini ne yapmak diye bir dertleri olduğunu düşünüyorum. Yani bu dini ne yapacağız, nereye oturtacağız konusunda kaygılı bir problemleri vardı. Ama bu kaygı radikal bir takım müdahalelerle ilerledi ve 1940'lara kadar herkes bilir, bunun ağır edebi metinleri de üretilmiştir. 1940'lara kadar dinin görünen Osmanlı müktesebatıyla, Osmanlı tarihselliğiyle ilişkili, Osmanlı hilafet düzenini besleyen, Osmanlı siyasal söylemini arkalayacağına inanılan dinle mesafe konulmasına çalışıldı. Dikkat ettiniz mi, burayı kaçırmanızı istemem. Osmanlı dinselliğini takviye eden, tahkim eden bir dinsellikten kopmaya çalışıldı ve bu süreç itikat, ibadet ve ahlak üçlemesi içerisinde bir çerçeveyle yeni dönemde kabul gördü. Bir sürü hikayeler var, bir sürü tartışmalar var. Mesela laiklik dediğimiz ölçü esaslı bir şekilde kararlılıkla uygulamaya sokuldu. Yani eğer tarihte yakın çevremizdeki ülkelerin deneyimleriyle kıyaslanması gerekirse bizim laikliğimiz Fransız laikliğiyle yarışabilecek nitelikte oldu. Sert oldu yani. Sert bir laiklik uygulamasıyla ilerledik. Fakat bu arada laiklik uygulamalarımızı da böyle tartışmaya açan bazı tercihlerimiz de oldu. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ihdas ettik. Yani hem laiklik konusunda kararlı bir şekilde tercihte bulunduk. Dinle devlet arasındaki ilişkileri net bir şekilde ayırmayı ve dini devletin ihtiyarına bırakmak gibi bir tercihte bulunmakta karar kıldık. Ama bir yandan da bu din alanını, dini alan diye tanımladığımız alanı nasıl yöneteceğimiz konusundaki belirsizliği Diyanet İşleri Başkanlığı'yla çözmeye çalıştık. Bugün tabii aradan çok şeyler geçti. Türkiye'nin sosyolojisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meşruiyeti konusundaki tartışmaları kapattı, sönümlendirdi. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı ortalama bir Müslüman tarafından tartışılmıyor. Varlığına ilişkin herhangi bir eleştiri eskisi kadar yapılmıyor. Ama 80'lere varıncaya kadar hatırlayın, o dönemin siyasi metinlerini hatırlayın, Türk laikliğinin uygulamalarına karşı çok sert metinler üretilmişti Türkiye'de. Şimdi pek bunlar konuşulmuyor. Çünkü Türkiye Müslümanlığı da hem laiklikle hem de laikliğin dini uygulamalarıyla uyuşan bir pozisyona doğru da evrildi. Bunlar ağır cümleler olabilir. Açmayı da isterim.
Değerli arkadaşlar, Diyanet İmam Hatip okullarının açılması, Kur'an kurslarının açılması, Türkiye'de her zaman devletin ön ayak olduğu, devletin prensipte desteklediği bir durum olarak önümüze çıkmadı. Türkiye'nin sosyolojisi de çok baskıcı oldu. Yani Türkiye'de tabandan gelen ve İslami geleneğin canlandırılmasına yönelik arzularını saklamayan toplumsal hareketlilik de devleti pek çok noktada sıkıştırdı ve karşılıklı uzlaşmalar sonucunda 1940'lardan itibaren Türkiye'de dini hayata yönelik kotalar, filtreler, kısıtlayıcı bir takım müdahaleler de yavaşladı. Ama her yavaşlayışında bir pazarlık mutlaka oldu. Ben şu andaki Türkiye'deki dini hayatın, Türkiye'deki kurumsal dini söylemlerin pazarlığın ürünü olduğuna inanıyorum. Belli bir pazarlıkla toplumda bir denge kurulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bu böyle her birisi kendi istikametinde ilerlerken 90'lardan sonra, özellikle 90'lardan sonra Türkiye'de çok farklı bir sosyolojik sürece doğru ilerledik. 97'yi hatırlayın. Sert bir Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o sert laikçi söylemi hatırlatan uygulamalar biraz canlanma fırsatı buldu 28 Şubat'la birlikte. Henüz daha bizim sosyal bilimciler soğukkanlılıklarını koruyarak 28 Şubat'ta yapılan ne olduğunu net olarak açıklığa koyabilmiş değiller. Belki de henüz daha konu kendini açığa çıkaracak kadar net değil ama aklımızda kalan şey şuydu. İktidardaki Erbakan hükümeti, Tansu Çiller'le Erbakan ortak hükümeti 28 Şubat'ta lağvedildi ve buna bağlı olarak da Erbakan'la birlikte, rahmetli Erbakan'la birlikte anılan onun güdümünde ya da onun söyleminde karşılığı olan pek çok noktada bir şekilde dindar halk yoğun bir şekilde sıkıştırıldı. Başörtüsü hikayeleri, İmam Hatiplerin sınırlarının sınırlandırılmasına yönelik müdahaleler vesaire. Bugün her fırsatta hatırlanan, her vesileyle geriye dönüp o günleri ağır bir şekilde hatırladığımızda bundan başka bir şey aklımıza gelmiyor. Ama burada ne tür uluslararası bir etkileşim, ne tür bir sosyolojik baskılama olduğu konusunda henüz sosyal bilimciler cesur bir araştırmayı ortaya koyabilmiş değiller. Belki de bunun vakti henüz gelmemiştir. Bu arada Türkiye'de iki tarz dini söylem kamusal alanda rekabet etmeye başladı. Bunlardan birisi bir şekilde devletin takdir ettiği, teşvik ettiği, arkaladığı, beslediği, destek verdiği ve çoğunlukla kendi resmi kurumları içerisinde karşılık bulan dini söylemler, İmam Hatip, İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, yani bu bağlamlar içerisinde gelişen ve bu kurumsal desteğin içerisinde şekillenen bir dini hayat akışı. Mesela ben onun içinden geliyorum. Yani işte Erzurum İslami İlimler, Konya İmam Hatip Lisesi, ailemin bir öğretmen ailesinin sahip olduğu dini duyarlılık, yani hem devlete tabi, devlete razı hem de onun içinde dinin alanının biraz genişlemesini arzu eden bir pozisyon. Ben oradan geliyorum. Bir bu var. Bir de sürekli olarak buradan gelen bilgiyi eleştiren, bu bilginin bir yerde bizi fena halde sıkıştıracağını, döveceğini düşünen, dolayısıyla resmi bir söylem ağının içinden laik, seküler filtrelerden geçen bir din söylemini değil de ona daha böyle içsel karşılıkları olan, itirazları olan, tepkileri olan genç arkadaşlar onlara merdiven altı falan diyor. Bir kanaldan, bir mecradan gelen dini söylem ağı. Bu söylemler belli noktalarda, tarihin belli noktalarında çok sertleşebiliyor. Hatta bu söylemler çok acılı bir şekilde istismar da edilebiliyor, kışkırtılabiliyor, toplumda birbirine düşürülebiliyor. Normal gündelik yaşamını böyle sade bir dindar olarak yaşayan arkadaşların önüne pek çıkmayan bir sorundur. Ama sosyal bilimciler bu şeyi bilir. Gerilim ağlarını nerede, hangi söylemlerin birbirleriyle kapıştığını bilir. Mesela bu sene hiç takip ediyor musunuz? Televizyonlarda, iftar programlarında nasıl bir İslam anlatılıyor? Hiç bakmıyor musunuz? Ya da eskisi kadar iftar programlarını takip ediyor musunuz? Sahur programlarını takip ediyor musunuz? Siz takip etmeye zorlandığınızda o arada tekrarı yayınlanan bir dizi mi izlenmek isteniyor? Nasıl bir şey? Mesela
kendi içinizde bakıyor musunuz? Türkiye'de rahat bir şekilde takip edebileceğiniz bir dini söylem hangi mecralardan geliyor? Kendinizi huzurlu hissedebileceğiniz bir dini söylemin kaynakları neler olabilir? Uzun hikayedir. Ben oralara girmek istemiyorum. Şimdi bu iki mecradan gelen dini söylemler öyle kendi içlerinde de pek rahat duracak gibi değiller. Çünkü dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ağır sorularla önümüze geliyor. Bizim bu soruları nasıl karşılayacağımız, nasıl cevaplayacağımız konusunda da elimizdeki, bagajımızdaki, sahiplendiğimiz dini retorikten cevaplar vermek zorundayız. Şimdi eskiden vardı, şöyle sorarlarsa nasıl cevap vermek lazım? Böyle sorar. Şimdi öyle değil ki, hayat çok hızlı bir şekilde, çok net, radikal bir şekilde alt üst olarak ilerliyor. Ve dünyanın önümüze getirdiği sorular sadece bununla yetinmiyor. Bu arada ilgilerimizi de dönüştürüyor. İlgilerimizi de dönüştürüyor ne demek? Mesela bilgisayar hayatımıza çok ciddi anlamda dahil olmuş oluyor. Hepimiz konuşmayı öğreniyoruz. Hepimiz sosyal mecralarda bir aktör olarak söz alıyoruz. Hepimizin böyle çevresinde müritler var. Bilinen bilinmeyen, takip eden bir takipçi, beğenici, izleyici kadrosu var. Buradaki genç arkadaşlarım çok iyi bilir. Instagram'da kendi paylaştıkları resimleri ya da mesajları en yakın arkadaşları iki gün görmesin, uykuları kaçar. Neden görmüyor diye canları sıkılır. Böyle bir yere doğru, yani böyle bir sanal bir etkileşimin çok hızlı bir şekilde yükseldiği bir yere doğru da ilerliyoruz. Şu soruya cevap vermek gerekiyor. Yani bugün bizim bir idealimiz var. Benim idealim şöyle bir şey. Ben toplumda sadece İslam'a karşı yeri geldiğinde saygılı değil, aynı zamanda İslam'ı bütüncül olarak kavrayan, onu kendi yaşamında bir karşılık buluncaya kadar geliştiren, onunla yola devam ettirmeye çalışan, kendini İslam içinde tanımlayan bir kuşağın var olmasını çok arzu ediyorum. Sanırım siyaset de böyle bir şey istiyor. Müslüman nesil yetiştirmek diye bir dil çok hakim bir şekilde ortalıkta dolanıyor. Peki ortaya çıkan bu gerilimi nasıl açıklamak gerekiyor? Ortaya çıkan bu gerilim benim din yorgunluğu kavramıyla anlatmaya çalıştığım, onunla formüle ettiğim bir ne diyelim onu, bir sıkıntıyı yansıtıyor. Bugün gerçekten din diliyle gündelik hayat arasında, dini argüman setleriyle gündelik hayatta dolaşımda olan tartışmalar arasında böyle uyum kurmakta, birbiriyle ilişkilendirmekte zorlandığımız gerilim aksları var. Bunları nasıl aşacağımız konusu kuşkusuz tek tek her birinizin bir sorumluluğu değil. Bunlar ilahiyatçıların, entelektüellerin mutlaka çözmeleri gereken şey. Fakat bununla beraber bu tartışmaları reddetmek, bu tartışmaları batıl saymak, bu tartışmaların ürettiği soruları sürekli kapatarak ilerlemenin de mevcut gerilimi yok etmeye yetmediğini herkes çok iyi biliyor. Bugün ortalama her insan yoğun bir şekilde dış dünyadan gelen bilgi akışlarına açık bir şekilde ilerliyor. Ortalama herkes, dağdaki çocuk, köydeki çocuk, şehirdeki çocuk, orta halli ev teyzesi, orta halli ne bileyim genç, yani kime bakarsanız bakın büyük bir söz patlamasının, büyük bir gerilimin içerisinde kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Bu durumun şimdiye kadar inandığımız, sahiplendiğimiz, bu böyledir diye peşine takıldığımız ve kuşkusuz kutsal olarak belirlediğimiz şeylerle denkleştirilmesi gerekiyor. Bu denkleştirmeyi kim yapacak? Yani sokakta gördüğümüz bir gerilimi aşma konusunda bize cevapları kim verecek? Mesela ben, benim kuşağı temsilen ben diyorum. Şöyle bir şeydik yani. İmam Hatip'te çok sevimli hocalarımız vardı. O sevimli hocalarımızı takip ederek onların dil dünyalarına, onların gramerlerine teslim olarak dünyayı onlar gibi anlamaya çalışırdık. İlahiyat Fakültesi'ne geldik. Dahil olduğumuz öğrenci grupları, aralarında mutlu olduğumuz topluluklar bizim dünyayı nasıl yorumlamamız gerektiği konusunda bir dil üretiyorlardı. Biz de buna teslim oluyorduk. Eğer etrafımızdaki dünya tahmin ettiğimiz kadar basit ve sahip olduğumuz bilgilerle yönetilebilecek kadar rayındaysa bir sorun yok. Ama dünya çeşitlenmeye, başka düşüncelerle temas kurmaya falan başladığınız andan itibaren elinizdeki materyallerin pek de öyle soruyu çözmeye yetmediğini
fark ediyorsunuz. Çok basit bir örnek, belki de bir hikaye üzerinden bunu anlatmak istiyorum. Çok farklı bölgelerde çalıştım. Mesela dini açıdan yoğun, dini ilgilerinin saygı uyandıracak kadar yüksek olduğu bir bölgede çalıştım, Van'da. Kendileri söylesin söylemesin, dinle doğal olarak ilişkilendirilen bir ilde büyüdüm, Konya. Konya. Konyalılar ne derse desin, herkes din deyince Konya'yı anlıyor Türkiye'de. Kendi içindeki özel yaşam akışı daha derinlerde örtük, hoş bir dinsellik olsa da dışarıya çok seküler olarak yansıyan bir ilde de çalıştım, Muğla. Şimdi bunlar üçünü zaman zaman karşılaştırma imkanı buldum. Mesela sizin gibi düşünenlerden ibaret bir dünyada aynı dil havuzunda konuşmak kolay. Konuşuyorsunuz, herkes zaten aynı referans setlerine bağlı olduğu için onaylıyor. Sizin söylediklerinize itiraz edecek bir şey yok. Aynı yurtta kalıyorsanız, aynı öğrenci grubu hep birbirine aynı referanslarla konuşuyorlarsa sorun yok. Ama aranıza bir yabancı gelirse, bir farklı birisi gelirse, sizin inandığınız ya da kabul ettiğiniz referanslarla arasında problem olan bir başka arkadaş gelirse, ilk kez onunla beraber daha farklı bir şekilde düşünmeye, daha farklı bir şekilde yoğunlaşarak ele aldığınız iddiaları, sahiplendiğiniz iddiaları gözden geçirmeye başlıyorsunuz. Türkiye 90'lardan sonra bu çeşitliliğin birbiriyle karıştığı, yüz yüze geldiği, yüzleştiği ve problem alanlarının böyle ortalıkta saçıldığı bir sürece doğru girmeye başladı. Bunda tabii ki teknolojinin inanılmaz katkısı oldu. İnternetin, bilişim kaynaklarının çoğalması, başka sorularla temas kurma olanaklarını çoğalttı. Şimdi tam burada 2014'te görünen şey şuydu. İnsanlar böyle yoğun, tatlı bir dini mevzu konuşulduğunda orayı terk ediyorlar. Herhangi bir şekilde dinin temel iddialarından birisi müzakere edildiğinde, sadakat, iman üzerine tartışıldığında bir bakıyorsunuz, genç nesil böyle bir yolunu buluyor, o tartışmadan kendini uzak tutmaya çalışıyor. Bizim kuşağın ya da bizden sonraki kuşağın dert edindiği konuların bir sonraki kuşağa tevarüz etmediğini, aktarılmadığını, o kuşakla arasında önemli bir kopukluk yaşandığını gözlemeye başladım. Bu gözleme aynı zamanda içinizde sosyal bilimci varsa mutlaka demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Din dilinden uzaklaşan, din dilini bilerek, isteyerek gündelik jargonundan uzaklaştırmaya çalışan bir kuşağı da karşımıza getirmeye başladı. Yani artık mesela bizim büyük bir hassasiyetle, büyük bir dikkatle kullandığımız dil, yüksek bir özensizlikle kullanılmaya başlıyor. Bizim mesela büyük bir saygı, ihtiram içinde andığımız şeyler, bir başkası da çok doğal, çok net bir, farklı bir şekilde çözümlenmeye başlıyor. Şimdi şuna bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Küçük bir cemaat evreninde hakikatin bir usta, bir alim, bir büyük zat tarafından belirlendiği bir yerde, dış dünyayla temas kurmadığınız sürece orada akan bilgi sizi tatmin etmeye yeter. Ama karşılaşmalar çoğaldıkça sizin bu karşılaşmaların önünüze getirdiği soruları cevaplayacak bir referans setine ihtiyacınız var. Problem o ki Türkiye'deki dini gruplar birbirleriyle çatışırken, dini gruplar kendi aralarında rekabette sınır tanımayan paylamalarla birbirlerine azarlarken, kendilerini yenilemeyi ve din dilinin içerisinde tıkandığı noktaları yeniden açacak bir fırsat yaratma konusunda çok gafil davrandılar ve bugün biz önümüze gelen soruları ancak böyledir kardeşim, inanacaksın, bu böyledir, başka bir seçeneğin yok tarzında çok oldukça kötü bir karartma uygulayarak çocuklara, gençlere yüklemeye çalışıyorum. Ben tabii ki bunun doğru olmadığını biliyorum. Buradaki problem özellikle din alanında yetkin, bu alandaki tartışmaları kökleri itibariyle sürdürebilmeyi başaran ilahiyatçıların, dinin temel iddialarını küresel ölçekte müzakere edebilen, dış dünyada neler olduğunu açıklayabilen, orada olup bitenleri gören arkadaşlarımızın, yani dini konularda yetkin kişilerin, ulema diyeceğim ama ulema
hala daha böyle çok gerilerde kalmış bir kategori gibi anlaşıldığı için cesaretle kullanamıyorum ama biraz cesur olalım, ulema diyelim. Bu ulemanın bu gecikmişliği telafi edecek bir çaba içerisinde olması gerekiyor. Kişisel kanaatim odur ki Türkiye'de dini gruplar birbirleriyle inanılmaz rekabet ediyor, inanılmaz derecede çatışıyor. Birbirlerinin iddialarını çökertirken İslam üzerinden çok ağır tahribatlar yapıyorlar ve bunların, bu gerilimlerini takip eden gençler din konusunda önlerinde sıkı bir model, temsil alanı, takip edecekleri bir referans dünyası da bulamıyorlar. Bu büyük bir kargaşaya, büyük bir yorgunluğa ve tabii ki hikayesizin olsun bana eyvallah dedirten bir kopmaya fırsat veriyor. Bilmiyorum siz bu konularda benim gözlemlerimle aynı şeylere sahip misiniz ama ben en azından kendi kanaatlerimi söylemek istiyorum. Sonuçta ben bir Müslümanım. İslam'ın nereye gittiği konusunda bir soru sormak zorundayım. Dinin Allah'ın olduğunu biliyorum. Dinin bizimle yetinmek, bize muhtaç olduğu kanaatinde değilim. Böyle bir saçma bir beklenti içinde bir dine de inanmıyorum. Biz geliriz gideriz, başka ümmetler gelir gider. Hepimiz bu dünyaya bir imtihan içerisinde dahil oluruz. Bu imtihan sonuçlarına göre de kaderimiz neyse bunu görürüz. Ama bir yandan da çok mantıklı bir şekilde şu soruyu sormaya çalışıyorum. Acaba bizim jenerasyon, bizim kuşak İslam için ne yaptı ve İslam kamusal alanda nereden nereye doğru evrildi? Evrilmediyse, ilerlemediyse, gelişmediyse bunda bizim kusurumuz nedir? Bizim kuşağın İslam konusundaki müktesebatı sosyolojik olarak, kültürel olarak toplumda ne tür tahribatlar yarattı diye bir soruyu da sormak zorundayım. Yani bizim kuşağın toplumu çektiği, içine kapattığı, ağın ne olduğu konusunda da samimiyetle bir soru sormak zorundayım. Çünkü ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda genel müdür olarak çalışırken 2011 galiba, 2011'de Türkiye'de dini hayat araştırması diye çok yüksek katılımlı bir alan araştırması yaptık. Onun yönetmenliğini ben yaptım. O araştırma sanırım Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde duruyor. Ben o araştırma 23 bin kişi üzerinden çok geniş katılımlı bir araştırma. Türkiye İstatistik Kurumu'na, TÜİK'e yaptırdık. Ben o araştırmanın sonuçlarını gördüğümde inanılmaz derecede şaşkına döndüm. Çünkü kendi aramızda dolandırdığımız dilin sahadan gelen verileri doğrulamadığını fark ettim. Böyle konuşuyoruz kendi aramızda, her şey güzel, güzel hutbeler yazıyoruz, çok sağlam retorikler üretiyoruz filan, her şey çok iyi ama saha alarm veriyor. Gündelik hayatın çok derin bağlamlarından gelen verileri takip ettiğimizde görüyoruz ki orada böyle bir ters giden bir şey var. Mesela İslam konusunda ortalama iyi bir mümin dinde bölünmeyi kabul etmez, dinin ilkeleri konusunda pazarlık yapmaz, din neyse ona inanır. Ama mesela genel olarak toplumda din konusundaki o sürekli korunması gereken tanımlamaların, sürekli korunması gereken bağlamların çözüldüğünü ve parçalandığını gördüm. Ve bu parçalanmayı tabii ki takip ettim. Orada neler oluyor o soruyu analiz etmeye, anlamaya çalıştım. Türkiye'nin batı yakasında göçen bir şey var, doğu yakasında göçen bir şey var. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bütün bunlar arkasında ne var diye bir soruyu böyle şiddetli bir şekilde kendime sordum. Çok yakın çevremle bunu müzakere ettim. Ve işin içinden çıkmanın yollarını da açıkçası kendi adıma aradım. Zaten benim sosyal bilimlerdeki bütün çabalarım bu tür gerilimleri anlamaya yönelik bir girişkenlik içerisinde ilerledi. Türkiye'nin bir Kürt meselesi var. Etnik meseleler, dinsel meseleleri de etkiliyor. Türkiye'nin bir Alevi meselesi var. Alevi vatandaşların ortaya attığı sorular doğal olarak Sünni Müslümanlar arasında bir tartışmaya neden oluyor. Türkiye'nin bir türlü durulmayan laiklik tartışması var. Laiklik tartışmasının kendi içinde bölen, ayıran bir takım uzantıları var. Bütün bunları yan yana getiriyorsunuz. Sonra şu da var. Mesela Ahmet Emek bana hak versin lütfen. 1990'lara kadar ortalama bir idealist bir Müslümanın okuma cetveli nelerdir? İdealist
dünyayı biz kurtaracağız. Dünyayı düzeltme sorumluluğu bize aittir. Bir Müslüman şunu yapmayı gerektirir falan dediğimizde ne okuyorduk? Ben size söyleyeyim. Seyyid Kutup, Yoldaki işaretler. Bu ismini alacağım herkes, her ismi Allah rahmet eylesin, mübarek insanlardır. Hayatımızda çok değerli katkıları vardır. Mevdudi'nin Yoldaki işaretler, Necip Fazıl'ın bütün kitapları, biraz daha entelektüel arzuları olanlar için söylüyorum. Sezai Karakoç'un bütün kitapları, biraz entelektüelle entellik arasında gidip gelen arkadaşlar için Nuri Pakdil'in rahmetli bütün kitapları. Ondan sonra biraz korku, biraz dışarıda neler oluyor havasında tedirginlik yaratan, ürküntü yaratan kitaplar için Cevat Rıfat Atılhan mıydı? Ondan sonra Türkiye ele geçirildi, ortasına hançer kondu falan diyen milli mücadeleciler. Değil mi? Türklük perişan edildi, Türklük çözüldü, insanlık kaybediyor diyen milliyetçi söylem akışları. Herhangi bir ruhsal, dinsel, tinsel, ahlaksal yetkinliği başaramamış bizim gibi arkadaşların bir an önce İslami devlet kurma konusundaki heyecanları ve enerjileri. Hakikaten yani hadi buyurun kurun deselerdi Afganistan'dan kaç adım ileride, kaç adım geride olurduk diye de sormak istiyorum. Bütün bu hikayelerin sonuçta gündelik hayatta bizde olmasa bile bizi takip eden kuşakta etkileyici sorular yarattığını ve bu soruları göğüsleyecek, bu soruları tolere edecek, bu soruları cevaplayacak bir mecra olmayınca da o çocukların doğal olarak kendilerine başka yollar, başka anlama, bilme seçenekleri bulmaya yöneldiklerini söyleyebilirim. Bizim şansımız şöyleydi, yani biz muhabbet edebilen bir kuşaktık. Konuşabileceğimiz arkadaşlar vardı. Otururduk, bir sigara yakar, bir çay içeriz. Onun etrafında dünyayı yeniden kurabilirdik. Ama yeni neslin böyle bir diyalog zemini falan da yok. Bu neslin bir şekilde hikayeyi çevirecek müktesebatı da, bir birikimi de yok. Ve biz böyle noktalarda maalesef çok yorucu bir söylem ağını gündelik hayata yerleştirmeyi ne yazık ki başardık. Şimdi geldiğimiz noktada anahtar olarak benim önerdiğim, bu vesileyle bu güzel medresenin salonunda sizlerle paylaşmak istediğim şey şu. Bir kere her şeyden önce dini konularda kendini yetkin, sorumluluk sahibi gören arkadaşlarımızın toplumun gidişatına gerçekten dikkat kesilmeleri gerekiyor. Küçük dar ev halkalarında, küçük kendilerine ikna olmuş insanlara her gün aynı şeyleri söyleyerek mutlu olmanın bir anlamı yok. Biraz sokağa çıkmak, biraz farklı dillerin nereden nereye doğru aktığını çözümlemeleri gerekiyor, bakmaları gerekiyor. Böyle fistanla, gösterişle, bir retorik patlatmakla, çok ustalıklı böyle din dili içerisinde kıvrak hareketler yapmakla maalesef bunlar olmuyor. Eğer ben bir Müslüman olarak taze, sade, sürdürülebilir, Allah'la aramdaki ilişkiyi gerçekten huzur verici bir bağlamda ilerleteceksem, benim ustamın, benim diline, söylemine teslim olduğum büyüğümün, değerli büyüğümün, alimin bana Suud Müslümanlığını, Afganistan'da sertleşen Müslümanlığı, İran'da tuhaf noktalara doğru evrilen Müslümanlığı, yer yer radikalizm eşliğinde hayatı zehir eden söylem ağlarını bana anlatması lazım. Benim bunlardan ayrı bir dil kurmamın, bunlardan ayrı güzel bir evren tasarlamamın nasıl mümkün olabileceği konusunda başta kendi yaşamıyla, sonra da bana öğrettikleriyle bir rehberlik yapması lazım. Okuyorsunuz, dış dünyadan haberdar olmaya başlıyorsunuz. Dünyanın nereye gittiğine dair sorularınız var. Herkes dünyayı açıklıyor ama Müslümanların dünyayı açıklama konusunda bir iradeleri sanki biraz tıkanmış, kapanmış, dünyayı nasıl açıklamamız gerektiği konusundaki sorumluluklarını ertelemiş ve bütün güçleriyle birbiriyle uğraşmaya, bütün güçleriyle birbirinin iddialarını zayıflatmaya, çökertmeye çalıştıklarını görüyorsun. Ben bu gidişatın çok problemli olduğunu ve bu gidişatın yarattığı yorgunluğun da maalesef din yorgunluğu diye tanımlanması gerektiğini söylüyorum. Özetleyecek olursak din yorgunluğu dediğim şey, dinin
Allah ve Resulü tarafından bize iletilmiş mesajlarının, Kur'an-ı Kerim'in, sünnet-i seniyenin, onun mesajlarına sadık bir şekilde, salih bir şekilde teslim olmuş sahabesinin, tabiinin, etba-ü tabiinin hikayelerinden bağımsız bir şey söylüyorum. Bizim bugün bu dili sürdürülebilir, yaşanılabilir, hayatımızın tadını tuzunu sağlayacak bir derinlikte nasıl götürebileceğimize dair alimlerimizin, hocalarımızın katkılarına, rehberliklerine çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Çünkü etkileniyoruz. Çünkü gördüğümüz dünya çok profesyonel aletlerle, yöntemlerle, çok profesyonel stratejilerle gündelik hayattaki yerimizi sürekli tartışmaya açıyor. Bizi sürekli böyle bir şekilde her gün bir tarafımızdan göçük yaratarak bizi kendi geleneğimizle, kendi iddialarımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Maalesef o konularda Türkiye'de 100'ü aşkın ilahiyat, Türkiye'de 2000'i 3000'i aşkın İmam Hatip Lisesi, bu darboğazda bu gerilimi nasıl aşacağımız konusunda bir yetkin dil üretme noktasında ne yazık ki biraz gecikmiş görünüyor. Bunu aşmanın bir yolu olmalıdır diye ben bu sorunu, bu problematiği burada sizlerle paylaşmış oluyorum. Kuşkusuz kendi içimizde cevaplarımız var. Bunları konuşurken hiçbir şey bitmiş değil, dünyanın sonu falan da gelmiş değil. Ama tedavüle soktuğumuz kelimeler yorucu. Sorun çözücü olarak kullandığımız kavramlar yorucu olmanın ötesinde bıktırıcı, çok rahatsız edici. Kim güncelleyecek, kim yenileyecek, kim yaşadığımız bu derdi gerçekten tanımlayarak içinden çıkılabilir bir dili bize armağan edecek? Her durumda Müslüman olmak bir nimettir. Allah'ın bize bir lütfudur. Biz aklımızı çalıştırarak büyük araştırmalar sonucunda falan Müslüman olmuş değiliz. Bize Müslümanlık bahşedilmiştir. Ben öyle inanıyorum. Bahşedilmiş bir Müslümanlığın gerçekten kıvamında ve tadında ilerlemesi için bizim onu sarmalayan, onu kuşatan bilgilerle sahih bir şekilde temas kurmamız lazım. Öyle bir noktaya geldik ki insanlar sünnetle hiçbir temasları kalmıyor. Haberiniz var mı? Sizin de vardır yani. Hiç duyuyor musunuz? Kütüb-i Sitte'yi okumayı, Buhari'yi, Müslim'i okumayı planlamış bir 40 yaş altı gruptan hiç karşılaşan var mı içinizde? Kur'an-ı Kerim tabii ki en temel metnimiz, en temel referans noktamız ama onunla ilgili de çok büyük çıktılar böyle oradan buradan rahatsız edici eleştiriler. Kur'an-ı Kerim olan sadakatimizi gölgelemeye, aşındırmaya yönelik çok özensiz saldırılar altındayız. Dini olan sempatisini, dini olan yakınlığını koparmaya yönelik yine dinden gelen, dini olduğunu iddia eden yerlerden gelen çok tuhaf, edepsiz şeyler de var, örnekler de var. Bütün bunları çözümlemeyi Diyanet'e mi bırakacağız? Diyanet daha kendi içinde laiklik konusundaki tutarlılığını açıklığa kavuşturmuş değil. Kim yapacak bunları? Acaba hepimiz kazma küreği alıp kendi başımıza bu işi nasıl çözeceğimiz konusunda bir yol mu belirleyeceğiz? Ya da bu dili insanlara erişme konusundaki son derece sertleşmiş, son derece katılaşmış bir dili yeniden yumuşatmanın, yeniden kullanışlı hale getirmenin bir yolunu mu bulacağız? Biraz müzik mi, biraz edebiyat mı, biraz dünya bilgisi mi? Bu içine kapandığımız kuyudan nasıl çıkacağız? Orayı yorgunların doldurduğunu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum dinlediğiniz için.